hanımefendiyi tanıştıracağım sizlerle. Kendisi bize başvurdu. Gülizar Ceylan, 57 yaşında. Kocası Namık'tan şikayetçi. Kocam Namık kadınları kandırıyor. Kadınlar benim için çalışıyor diyormuş Namık. Kadınları uyarmaya geldim ve o kandırdığı, dolandırdığı kadınlardan helallik almaya geldim. Herkes kocamı tanısın ve kimse ona artık inanmasın diyor. Gülizar Ceylan Balıkesir'den geldi. Buyursunlar. Gülizar Hanım buyur. Merhabalar. Hoş geldin. Gelsin, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Mikrofonlar, makyaj var, o yüzden... Yok, makyajım yok. Benim vardı, ben sizi bulaştırmayayım yüzünüze diye. Çok teşekkürler. Bayağı bir dolu dolu gelmişsiniz. Evet, çok öfkeli dolu. Olduğunuzu çok biliyorum. Doluyum. Çok kızgın olduğunuzu çok biliyorum. Doluyum, aşırı. Ya, evet, peki sizi yerinize alayım. Gel Güzel Hanımcığım, karşıya geç lütfen. Güzel Hanım, şimdi kocanızın biraz, yani gerçekten çok ilginç bir hikayeniz var. Balıkesir'den geldiniz. Edremit'ten geldim. Balıkesir Edremit'ten evet. Geldiniz. Peki, kaç yıllık evlisiniz Namık 37. Bey'le? 37 yıllık eşiniz. Aynen. 37 yıl. Aynen. İki tane çocuğunuz var bildiğim kadarıyla. Evet. Peki, siz durumunuz nasıl, maddi durumunuz? Şu anda düzgün. Daha önce nasıldı? Daha önce de yine ben çalıştım. Varlık şu anda mısınız? Da yine ben çalışıyorum. Varlığım da çok şükür Allah'ıma bin şükür olsun. Yani zengin olsun. Misiniz? Hayır. Ya ama kendince, kendi çapınca. Kendinizi geçindiriyorsunuz. Şükür elhamdülillah. Peki kocanız Namık Bey, ekranda görüyoruz fotoğrafını. Kadınları kandırmaya başlamış. Kadınları kandırıyormuş Namık Bey. Geldiğim 1,5 yıldan. Oğlum, büyük oğlum 1,5 yaşındaydı. Hı hı. Bana dedi ki, Gülizar dedi, ben dedi gideceğim. Hayırdır, neye gideceksin, çalışmıyor. Hı. Ve işte de sebatkar değildi. Dedim ki Namık, sen çalışmıyorsun. Evet. Bari sen çocuğa bak, ben gideyim. Hı hı. Yani 80'li yıllarda da geçim zordu. Asgari ücrette biliyorsun o zamanlar. Tabii 37 yıl önce. Ne zaman evlendiniz? Satın, kimseden destek yoktu. Yaşam evet. Şartımız zordu. Sen hı hı. Dedim git otur çocuğa bak. Hı hı. Ben çalışayım, tamam dedi. Hı hı. Ondan sonra o çocuğa baktı. Aradan 6 ay geçti, geçmedi. O çocuğa baktı, sen çalışma dedi. Ben... Küçük çocuk olmasına rağmen. 1,5 yaşındaydı o zamanlar. Gerçekten mi? Evet. Aa, ondan sonra tamam dedim. Hı hı. Ben yine çalışmaya devam ettim. Evet. Aradan bir zaman geçti. Askerde tanıştığı bir Hayriye diye birisi varmış. Hı hı. Dedi ki, Gülizar dedi, ben dedi gidiyorum. Hayriye dedi, bir kızla tanışmıştım asker ocağında. İyi dedim, o zamanlar cahillik işte. Nasıl, Hayriye diye bir kızla tanışıyor? Sizi asker bırakıyor asker ocağında mu? Tanışıyor. Evet. Şöyle... Afyon Başmakçı Karakolu'nda askermiş. Evet. Orada birisiyle tanışıyor. Ondan sonra... Çok özür dilerim, o sırada evli değil misiniz? Evliyiz. Evet. Çaresizlik bak işte. Ondan sonra dedim ki, ne yapacaksın dedim, neye geliyor dedim. Evet. Bak dedi, sakın yanlış anlama, birlikte olmayacağım. Bir gece kalacağım dedi. Kızın yanına mı gidiyor, kızı size mi getiriyor? Bana getirmiyor, kızın yanına gideceğim diyor. Buluşacağız bir yerde dedi. İzmir'e gelecek, buluşacağız bir yerde dedi. Bunu size, karısına söylüyor. Bana söylüyor. O sırada evliyiz, oğlum da 1,5 yaşında. Peki. Tamam dedim, o 5 tane bilezik verecek dedi. O bilezikleri dedi, alacağım, babama vereceğim dedi. O zaman babası da sağ, ne yapacak baban dedim. Madem sana veriyor, sen niye veriyorsun babana dedim. Senin ihtiyacın yok mu dedim. Evet. Niye yapıyorsun bunu sen sonra dedim. İyi kötü geçiniyoruz biz burada. Senin aha. Amacın ne? Sen karıştırma orasını dedi, babam istedi dedi. Bir gece gelmedi. Tamam. Ondan sonra bunu sürekli aramaya başladılar. Aradan birkaç yıl geçti. Bilezikleri getirdi mi peki? Yok, görmedim hiçbir şey. Ha, siz görmediniz. Babama vereceğim dedi ya. Tamam. Ben de öyle işte sormadım bir daha. Zaten bugüne kadar sorsam ya, bile hiçbir dilerim. Kelime bana doğru konuşmadı. Peki o hanımefendi neden size, ya kocanıza 5 tane bilezik veriyormuş? Neyin karşılığı? İşte, asker ocağında anlaştık dedi. Neydi, ne anlaştıysa bilmiyorum. Evlilik için mi anlaşmışlar? Evli. Hiçbir fikrim yok. Sormadım da. Neyse, çok ilginç. Ondan sonra aradan bir zaman geçti. Yani 10 yıl falan geçti. Hı hı. Bu demiş ki, beni demiş filanca kişiden sorarsın. O öldü, şimdi söylememin bir değeri yok. Allah hı hı. Rahmet eylesin. Hı hı. O da benim amcam kadar, çocuklarla birlikte büyüdük. Evet. Yani beni çok severdi. Dedi ki, Gülizar dedi, kızım dedi, ben sana bir şey söyleyeceğim dedi. Buyur evet. Amca dedim. Senden bugün eve kadar yürüyeceğiz dedi. Yarım saat yürüyorum ben işten geldim eve kadar. Tamam. Bugün dedi, eve seni ben götüreceğim dedi. Buyur hı. Amca dedim, hayırdır, senin ağzındaki bakla neyin nesi, çıkar bakalım şunu. Tamam. Ve demiş ki dedi, işte filanca kişiye sor, beni seni benim evime kadar getirir. Evet. Diye söylemiş. Hı hı. Ondan sonra amca dedim, arayanları söylesene bana, ben işin aslını biliyorum dedim.
Siz bana söyler misiniz? Çok detay var. Şimdi daha olaya evet. yeni. Yani o kadını 5 bileziği neyin karşılığı almış? İşte onu bilemiyorum. Söylemiyor ki bana. Hiçbir konuda bir gerçek yok. İlk öyle mi başladı? Aynen yani sizin öyle. Oğlunuz 1,5 yaşındayken. O zaman bir tane başladı. Kadının. O zaman ben bunun ne olduğunu anladım. O zaman başladı ama. Özür dilerim. Ben... 37 yıllık evlisiniz. Sonra 35 yıl devam mı etti böyle? Devam etti. Yani başka kadınlar da mı oldu? Onu örtbas ettim ve ben bu olayları duyuyorum. Çocuklarım küçük, susuyorum. Çünkü arkamda dayanacağım kimsem yok. Ailem yok. Var ama yok. Neden yok? Kaçtım diye bizden yani arka çıkmazlar. Kaçarak evlendiniz aynen siz. Aynen öyle. Balıkesir, Edremit'le misiniz? Hayır ben İzmir. Ha, İzmir oradan İzmir. Oraya geçtiniz. Ya, Balıkesir'de yaşıyorsunuz. Aynen pandemi dolayısıyla o tarafa gittik. Orada Manisa'daki yerlerime yatırım yaptım. Oradan sattım, orada aldım. Kocanız ne iş yapıyor size? Kocam ne iş yapıyor? Önce bir mesleği boyacı, var mı? Mesleği boyacı, dekorasyon. Boyacı, dekorasyon. Heh. Sonra o işi zor geldi yapmasına. Dedim ki Namık dedim market plajdan dedim şey yap, reklam ver de dedim. Aha. Yani buradan iş bul, çalışmıyorsun dedim. Sonradan izolasyon işine döndü, bu çatı izolasyona döndü. Onu da altı, bir sene falan yapmadı yani. Peki. Onu da bıraktı. Anladım. Ve ondan sonra bu adam aşırı parladı. Aşırı parladı derken? Parladı. Aşırı yükseldi. Paraya para demez oldu. Nasıl yükseldi bu kadar paraya ben para de demez bilmiyorum. Oldu? Diyorum ki Namık hayırdır bu paranın kaynağı nereden geliyor? Bana ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Orasını kocanıza çalışıyormuş. Kadınların çalıştığı şu sen Namık dedim. Bey'in başka fotoğrafları da var. Bir ekranlara getirelim. Namık Bey'i tanıyanlar, duyanlar, bilgisayar olanlar. İnşallah. Bize... Ben bunu çözmeden buradan kesinlikle gitmeyeceğim. Çünkü artık buraya geldi. Bardak taştı. Taştı yani. Benim yıllardır psikolojik tedavi görmedim. Ve psikolojik baskı gördüm ben bundan. Beni odaya kilitliyor. Pandemi dolayısıyla bak pandemiden biz kaçtık. 2020 yılında evet. Edremit'e çıktık. Orada bir yani köy yerinden bir ev almıştım. Tamam. Oraya gittim. Beni komşulara giderken kilitliyor. Ben insan yüzü görmedim. Dur çok dertli olduğunu görüyorum. Çok dolusun buraya kadar yani gelmiş. Anlatacak çok şey var. Taşıyor, bozuk. Taşıyor. Yani o yüzden sevgili Gülizar'cığım onu biliyorum. Şu fotoğrafları bir ekranlara getirelim. Namık Bey'i tanıyanlar, duyanlar, bilenler lütfen bize i̇nşallah, kadınlar. İnşallah. Ve kocasının dolandırıcı olduğunu, kadınları aynen. dolandırdığını, paralarını aynen. aldığını, özellikle zengin kadınları anı düşürdüğünden bahsediyor. Aynen öyle. Sevgili Gülizar Hanım. Bir fotoğrafları, başka fotoğrafları da var ekranlara gelsin. İnsanlar tanıyorlarsa ihbarlar da gelsin istiyorum. İnşallah çıksın. Korkmasınlar. Bak ben korkmadım. Çıktım buraya. Korkmasınlar. Eğer buraya gelmeye korkuyorlarsa, buraya çıkmaya korkuyorlarsa polis arkasında buluşalım. Ben onların paralarını tamam. ödemeye hazırım. Bana çok masraf yaptı. Tamam. Dedim ki bu paralar nereden geliyor? Sen karıştırma orasını dedi. Para bende çuvalla dedi. Şöyle yapalım. Hem fotoğraflar hem de sosyal medyasındaki bazı görüntüler var ya. Onları arka arkaya girer misiniz? İki. O bir yerde de şey diyor sosyal medyasında. İşimin uzmanıyım diyor aynen Namık öyle. Bey. Peki ben Namık Bey'i de dinlemek istiyorum ama o da bir